Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bir önceki videomuzda size bakterilerden bahsetmiştik. Bakteriler biraz uzun sürdü çünkü bakterilerde üremedir, beslenmedir, bunları ayrı ayrı anlattık. Bundan sonra arkeler var. Arkeler de prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılardır. Önceden arkeler bakteri alemi içerisinde alınıyordu ama sonradan bazı farklarının olduğu öğrenildi. Bu yüzden de ayrı bir alem olarak anlatılmaya başlandı. Şimdi arkelerin bazı özellikleri bakterilere, bazı özellikleri de ökaryotik hücre yapısına sahip canlılara benziyor arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi ayrı bir alem olarak anlatılıyor. O zaman şöyle bir yazalım. Bazı özellikleri arkelere, bakterilere olacak burası. Bakterilere bazı özellikleri ökaryotlara benzer. Evet, ilk özelliğimiz bu. Peki nedir bu bakterilere ve ökaryotlara benzeyen özelliği? Mesela DNA'sının halkasal olması bakteriye benzeyen özelliği, histon proteinleriyle çevrili olması ise ökaryotlara benzer özelliğidir. O yüzden bunu yazalım. Halkasal DNA'sı olması bakteriye, histon proteinlerinin olması ökaryotlara benzer. Ökaryotlara benzer arkadaşlar. Peki arkelerin genel özellikleri nelerdir? Arkadaşlar, arkelerin hücre duvarlarında peptidoglikan yoktur. Bazı arkelerde karbonhidrat ve protein yapıları vardır ama peptidoglikan içermiyor. Bu yüzden de yine bakterilerden ayrılan bir özelliğidir. O zaman şöyle diyelim. Bazı arkelerin hücre duvarları karbonhidrat ve protein içerir. Peptidoglikan içermez. İşte bu da yine arkeleri bakterilerden ayıran bir özelliktir. Arkadaşlar, arkelerin çok önemli bir özelliği de var. Arkeler yüksek tuzlu olan yerlerde, daha sonra yüksek sıcaklığı olan yerlerde, düşük sıcaklığı olan yerlerde veya aşırı asidik ortamlarda yaşayabiliyorlar. Aşırı soğuk ortamlarda yaşayabiliyorlar. O yüzden biz bunlara ekstrem koşullarda yaşayan canlılar diyoruz. Ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlar. O zaman şöyle bir yazalım. Ekstrem koşullarda yaşayabilirler. Mesela birkaç tane örnek verelim. Mesela arkadaşlar, psikrofiller. Bunlar soğuk yerlerde yaşayan, aşırı soğuk, mesela -5 dereceye kadar dayanabiliyorlar. -5, -10. Daha sonra termofiller vardır. Termo ne demek? Sıcaklık, değil mi? Termofiller. Bunlar da yüksek sıcaklıkta yaşayanlardır. Sıcak ortam, mesela 120 derecelere kadar yaşayanlar var arkadaşlar. Yanardağ bacalarında yaşayanlar var, öyle söyleyeyim. Asidofiller var mesela, asidik ortamlarda yaşayanlar. Asidofiller. Bunlar da asidik ortamda yaşarlar. Daha sonra arkadaşlar, metanojenlerimiz var. Bir de halofiller vardır. Yüksek tuzlu yerlerde yaşayanlar. Halofiller. Bunlar tuzlu yerlerde yaşıyorlar. Bir de metanojenler. Metan ne demek? Metan bir gazdır arkadaşlar. Metanojenler bu gazı üreten bakterilerdir. Özellikle biyo yakıt üretiminde kullanılan arkelerdir aslında. Biyo yakıt üretiminde oldukça önemlidir. Peki nedir bu biyo yakıt? Mesela otçul hayvanların atıklarını alıyoruz. Bitkilerin atıklarını alıyoruz. Bunları bir kazan içerisine yerleştiriyoruz. Tabii kazan diyorsam öyle küçük bir şey düşünmeyin. Çok büyük bir şey.
büyük bir kazan içerisine atıyoruz ve içerisinde de metanojen arkeler vardır. Bu arkeler işte tepkime gerçekleştirerek karbondioksiti kullanarak arkadaşlar metan gazını üretiyorlar ve ürettikleri bu metan gazı biyogaz veya biyoyakıt olarak kullanılıyor. Biyogaz ne demek? Canlılardan elde edilen gaz demektir. Özellikle atık çok olan bölgelerde, mesela Karadeniz bölgesinde bitki atıkları oldukça fazladır. Bitki atığı derken fındık atığı, işte çay atığı, bunlar oldukça fazladır. Bunlar kullanılarak biyogaz üretimi gerçekleşebilir. Nedir biyogaz? İşte elektrik üretimi sağlanabiliyor arkadaşlar. Sıcak su ihtiyacı karşılanabiliyor. Yine ısınma olayı karşılanabiliyor. O yüzden de oldukça önemlidir. O zaman metanojenler için ne diyoruz? Metan üreten arkelerdir. Fisikrofiller soğuk ortamda yaşıyor. Termofiller sıcak ortamda. Asidofiller asidik ortamda. Halofiller tuzlu ortamda yaşıyorlar. Metanojenler de ne yapıyor? Metan gazı üretiyorlar. Evet, arkelerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bundan sonra artık ökaryotik canlılara geçiyoruz. Ökaryotik canlılar protistalardan başlayacağız. En ilkel olan protistalardır. Daha sonra işte bitkiler, mantarlar, bu şekilde devam edeceğiz. O zaman şöyle bir protistalar yazalım. Şuraya 3 diyorum. Protistalar. Protista neydi? Ökaryotik hücre yapısına sahip olan canlılardı arkadaşlar. O zaman ilk özelliğimizi yazalım. Ökaryotik canlılardır. Ökaryotik canlılardır. İlk özelliğimiz bu. Arkadaşlar bunlar bazı türleri bitkilere benziyor. Bazı türleri hayvanlara benziyor. Yani değişik değişik yapılara sahip canlılardır protistalar. Peki nasıl besleniyorlar bunlar? Arkadaşlar beslenmelerine baktığımızda ototrof beslenenler vardır. Heterotrof beslenenler vardır veya her ikisini de yapabilenler vardır. O yüzden şöyle yazalım. Ototrof, heterotrof, heterotrof ya da hem ototrof, hem ototrof, hem de heterotrof beslenebilirler. Beslenen türleri vardır diyelim. Türleri vardır. Mesela öglena. Öglena hem ototrof besleniyor hem heterotrof. Gündüz güneş ışığı olduğu zaman ototrof besleniyor, yani kendi besinini üretiyor. Ama gece olduğunda ışık olmadığı için ne yapıyor? Besinini hazır alıyor arkadaşlar. Örnek olarak öglenayı verebiliriz. Peki hücre sayılarına baktığımızda bunların çoğunluğu tek hücrelidir. Ancak koloni halinde yaşayanlar ya da işte çok hücreli olanları da vardır arkadaşlar. Şöyle diyelim. Tek ya da çok hücrelidirler. Çok hücrelidirler. Peki nerelerde yaşıyor? Arkadaşlar genellikle birçok türü tatlı su ortamında yaşıyor. O zaman şöyle diyelim. Birçok türü tatlı suda yaşar. Tatlı suda yaşar. Tatlı suda yaşayanlara özgü bir kofil çeşidi vardı. Hatırlayın, hücreyi anlatırken bahsetmiştik. Kontraktil kofil. Kontraktil kofil ne yapıyordu? Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlıların vücuduna giren o fazla suyu depo ediyordu. Daha sonra bunu ATP harcayarak dışarı atıyordu. Böylece o hücrenin su alarak patlamasını engellemiş oluyordu. O zaman şöyle yazalım. Tatlı suda yaşayan ama bir hücreli olacak tabii ki. Bir hücrelilerde kontraktil kofil bulunur. Kofil bulunur. Fazla suyu atar diyelim. Fazla suyu ATP harcayarak. ATP neydi arkadaşlar? Enerji değil mi? Bizim enerjiyi kullandığımız formdur. Fazla suyu ATP kullanarak atar. Evet, protistanın genel özelliklerine baktığımızda hemen hemen bu tür özelliklere sahipti. Peki hareketlerini nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar bunların kamçıya sahip olanları vardır, sile sahip olanları vardır veya yalancı ayak oluşturanları vardır. Şöyle yazalım. Kamçılı ya da kamçıyla sil ile ya da
Yalancı ayak. Yalancı ayak. Oluşturarak hareket edebilirler. Hareket edebilirler. Peki nasıl üreme yapıyorlar? Eşeğli ya da eşeğsiz üreyebilirler arkadaşlar. Bazı türleri ikisini de yapıyor. Hem eşeğli ürüyor hem de eşeğsiz ürüyor. Yazılımında eşeğli ya da eşeğsiz üreyebilirler. Eşeğsiz üreyebilirler. Bir de örneklerini verelim. Daha sonra bunu da bitirelim arkadaşlar. Protistalarla ilgili fazla da söyleyeceğimiz bir şey yok. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela nedir? Amip. Amip. Paramecium. Öglena. Plazmodium. Özellikle mesela plazmodium bizlerde hastalık yapan bir protista türüdür arkadaşlar. Oldukça da önemlidir. Mesela bizlerde sıtma hastalığına sebep olabiliyorlar. Evet, plazmodium gibi türleri vardır diyelim. Sizin karşınıza çıkacak olan şu 3 tanesidir. Amip, paramecium ve öglendir arkadaşlar. Bunların da detayları müfredattan kaldırıldı. Sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Öglena mesela fotosentez yapıyor. Hani bunu da bilirseniz iyi olur. Şöyle yazayım. Öglena buna karakteristik bir özellik olarak fotosentez yapar. Mesela paramecium çift çekirdeklidir. Bu arada öglena kamçılıdır arkadaşlar. Kamçısı vardır. Paramecium sillidir. Silleri vardır. Sille hareket eder. Amip'e baktığımızda ise amip yalancı ayak bulundurur. Yalancı ayakla hareket eder. Evet, karakteristik özellikleri, karşınıza çıkabilecek özellikleri bunlar. Dediğim gibi kesinlikle çok fazla detayına inmiyorsunuz. Sadece şu yazdıklarımı bilmeniz yeterlidir. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Arkeleri ve protistaları tek bir videoda işlemiş olalım. Bir sonraki videomuzda bitkiler alemine başlayacağız. Bitkiler aleminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.